Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber Foursquare'den çıkmış olan Swarm uygulamasını inceleyeceğiz. Şu an Foursquare ikiye bölünmüş durumda. Foursquare'i yapanlar tabii ki de bunu bölüyor. Hani ayrı bir olay değil bu, illegal olan bir olay değil. Swarm diye bir uygulama çıkarttı bu adamlar. Bu uygulama sayesinde artık check-in'lerimizi Swarm üzerinden yapacağız arkadaşlar. Yani Foursquare'in check-in özelliği yavaş yavaş Swarm'a geçiyor diyebiliriz. Swarm'un nasıl kullanıldığına dilerseniz biraz göz atalım. Evet arkadaşlar, Swarm uygulamasına bir giriş yapalım. Uygulama açılıyor. Bize 3 tane seçenek sunuyor. Facebook ile bağlan, Foursquare ile giriş yap ya da e-posta ile kaydolun. Foursquare ile giriş yap seçeneğini kullanıyoruz biz. Foursquare ile giriş yap dememize rağmen burada Facebook hesabında giriş yap çıktı. Ne alakaysa. Buraya e-postayı yazıyoruz arkadaşlar. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra Swarm şu anki konumumuzu kullanmak istiyor yazıyor. Zaten uygulamanın esas amacı konum bildirmek olduğu için buna izin verebiliriz. Tamam diyoruz. Bu arada uygulamayı biz iPad'e kurduk arkadaşlar. Normalde telefonda olan bir uygulama. Hani ekran çözünürlüğü iPad'e göre uyarlanmış değil henüz. Yakında çıkartırlar o versiyonunda. O yüzden etrafta karanlık koyu bir çerçeve var şu an için. Şimdi arkadaşlar, Swarm'un olayı aslında şu. Foursquare'de bildiğiniz gibi check-in özelliği var. Hani nerede olduğumu herkes bilsin diye arkadaşların en çok kullandığı özelliklerden birisiydi. Artık Swarm bu özelliği alıyor. Yani Foursquare ikiye bölünmüş durumda. Hani check-in kısmı artık sadece Swarm'dan yapılacak. Diğer kalan kısımlar aynen Foursquare'den devam edecek arkadaşlar. Kalan kısımdan kastımız hani Foursquare'in bütün özellikleri duracak arkadaşlar. Hani bir mekana oy verme, hani bir mekan tavsiye etme, o mekanlarla ilgili görüşleri bildirme gibi özellikler Foursquare'de kalacak. Yani mekanların kısacası Google olacak arkadaşlar Foursquare. Swarm'da gittiğiniz mekanları check-in yapmamızı sağlayan portal olarak devam edecek. Şu an bizim konum bildirmemiz kapalı arkadaşlar. Şu sol üst köşede gördüğünüz Webtekno logosu olan yerden tutup çekersek send paylaşımı açık yazıyor gördüğünüz üzere. Tekrar çekersek bunu kapatıyor. Nerede olduğunu paylaşmak için yine de check-in yapabilirsin diyor. Eğer biz bunu açık bırakırsak arkadaşlar bu özelliği, biz semt değiştirdiğimiz zaman, başka bir yere gittiğimiz zaman bunu otomatik olarak ekliyor. Bunu ayarlar kısmından kapatabiliyoruz arkadaşlar. Eğer buradan bunu gri yaparsak, yani kapatırsak, nerede olduğumuzu söylemiyorsa var, belirtmiyor. Biz kendimiz manuel olarak uygulamaya girip check-in yapmamız lazım. Eğer bu kısmı açık tutarsanız arkadaşlar dikkat edin, çünkü sizi herkes o zaman görebiliyor nerede olduğunuzu. Eski sevgilinizdir, hani sevmediğiniz başka bir arkadaşınızdır, öf bunun burada ne işi var diyeceğiniz birisidir, hani bu tarz bir insan varsa o da görebilir nerede olduğunuzu. O yüzden bunu kapalı tutun. Yine siz kendiniz girip nerede check-in yapmak istiyorsanız orada manuel olarak check-in yapın. Sağ üstteki simgeden konum alabiliyoruz arkadaşlar. Yani check-in yapabiliyoruz. Tıklıyoruz oraya. Şu an bizim konumumuzu buldu zaten arkadaşlar. Buradan istersek yakınlarımızdaki diğer yerleri de görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Şu mekan değiştirinin hemen altında bir fotoğraf simgesi var. Oradan fotoğraf ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu alt taraftaki ne yapıyorsun kısmına işte ne istiyorsak yazalım. Swarm inceliyoruz diyelim. Check-in yap dediğimiz zaman. Evet, check-in'i yaptık arkadaşlar. Burada görebiliyoruz işte Webtekno HQ Swarm inceliyoruz diye çıktı. Burası hani Facebook'un ana sayfa akışı gibi bir yer arkadaşlar. Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebilirsiniz. Dilersek buradan veya burada da var aynı seçenek. Arkadaş ekleyebiliyoruz. Kişiler dersek, bu şu an iPad olduğu için bir rehber yok. Ama rehberinize ulaşıp oradan kişiler ekleyebilirsiniz. Ya da Facebook veya Twitter'ınızdan ya da alttaki search butonundan bir isim girerek arama yapabiliyorsunuz. Ama hali hazırda bir Foursquare kullanıcısıysanız zaten otomatik olarak alıyor arkadaşlar bu bilgileri. Şu yan tarafta takvim gibi bir buton var arkadaşlar. İşte burada bazı planlar yapabiliyorsunuz. Buraya da birilerini ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada zaten örnekler eklemişler. John demiş ki hemen parka gidiyoruz, gelmek isteyen. İşte an yazmış. En midir, an mıdır neyse. Alt tarafa daha sonra şehire iniyoruz. İyi bir şeyler var mı? Vallahi iyi bir şeyler var da sen ne arıyorsun? İşte buna tıkladığımız zaman altta Dave yazmış ki Mehmet'in evinde parti var, gelmen lazım. Ben varım, saat kaçta? İlkokul İngilizce kitapları gibi yazmışlar buraya. Dave ile Anne Mehmet'in evindeki partiye gidiyor. Ortalık karışık, dikkat edin. Bu kısmı geçelim. Yalnız burada birazcık dikkat edin arkadaşlar yazdıklarınıza.
acayip salça olacak insanlar vardır etrafınızda. Hani o yüzden yaptığınız her planı programı da buraya yazmanın alemi yok. Hatta bu Hababam sınıfındaki kızlar gibi böyle herkesi toplayabilirsiniz bir yerde bu uygulama sayesinde. Şimdi bir sağdaki şu baloncuk gibi bir sekme var, ona bakalım. Burası da bildiğiniz bildirimler sekmesi arkadaşlar. Zaten burada da bir açıklaması var. Yakınınızdaki arkadaşları da bu bildirimler sekmesinden görebilirsiniz. Özellikle takip aldığınız kişiler burada çıkacaktır. Aa hani Mehmetler gelmiş, evlerinde parti var, ben de 150 metre yakındaymışım, hemen koşturayım, oraya gideyim gibi şeyler burada da çıkıyor. Yani ortam insanları için tam ideal bir uygulama bu aslında. Ama bu kısım bildirim kısmı arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, Sworn artık sadece check-in yapabileceğiniz bir portal haline geliyor. Yani Foursquare'deki görgüsüzler aslında birazcık Sworn'a geliyor. Hani gittiği her mekana böyle check-in yapan, tuvalette bile utanmasa check-in yapacak insanlar var. Hani onları Sworn'a çekmeye çalışıyorlar. Foursquare'in amacı artık sadece gittiği mekanlarda tavsiye vermek, o mekanı işte yıldızlamak, manor dedikleri muhabbeti yapmak için kullanılacak. Tabi bu geçiş hemen bir anda olmayacak arkadaşlar. Bu ortalama 2 yıl civarında sürer diye tahmin ediyoruz. Çünkü Foursquare'in de hatırı sayılır bir kullanıcısı var arkadaşlar. Milyonları bulan. O yüzden bu kullanıcıları da kaybetmek istemez Foursquare. O yüzden bu geçiş yavaş yavaş olacaktır. Ancak hani gittiğim her mekanda check-in yapayım diyen insanlar Swarm'a alışmaya yavaş yavaş başlasalar fena olmaz. İçine Vedat Milor kaçanlar da Foursquare'den işte şu mekan şöyle güzel, bu mekan böyle iyi, buranın işte portakallı Pekin ördeği çok güzel demeye devam edebilirler. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Swarm uygulamasını anlattık. İncelenmesini istediğiniz başka uygulamalar varsa bize altta gördüğünüz Twitter adresine ulaşıp incelenmesini istediğiniz uygulamayı yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.